Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz singular ve plural. İngilizce'de tekil ve çoğul isimler nasıl söylenir? Yazarken nasıl yazıyoruz? Seslenişi nasıl? Bunu görmüş olacağız bugünkü dersimizde. İsimler, isimlerin tekilleri ve isimlerin çoğulları. Kelimeleri nasıl çoğul yapıyoruz? Nasıl tekil yapıyoruz? Bunları görmüş olacağız. Peki, şimdi başlamak gerekirse arkadaşlar singular dediğimiz İngilizce tekil. Biz tekil. Plural dediğimizde ise herhangi bir ismin çoğul halini biz plural diyoruz. Tekil halini bir örnek vermek gerekirse çanta, bir çanta tekildir. Yani singular deriz biz İngilizce'de. Eğer çantalar dersek birden fazla çantamız varsa biz bunlara İngilizce'de plural, çantalar, lariler, eki gibi isimlere koyduğumuz. Şimdi başlayalım arkadaşlar hazırsanız. Kağıt ve kalemi alın. Notlarınızı tutun. Arkadaşlar tekil isimin tanımı kısaca şudur. Bir taneyi niteliyorsa biz buna tekil diyoruz. Yani bahsedeceğimiz isim tekil olacak. Bir tane kız, bir tane erkek, bir tane kalem, bir tane kitap gibi. Burada örnekte ne vermiş arkadaşlar? Boy demiş. Boy, erkek, bir tane erkek. Girl, kız demek. Bir tane kız. Book, bir tane kitap. Church, burada arkadaşlar church İngilizce'de kilise demek. Box ise kutu demek. Bahsettiğimiz isimler ismi nitelendirdiği için bunlar biz tekil diyoruz. Biz bunlara tekil diyoruz. Bahsedeceğimiz isim tekil olursa, yani birer taneden bahsediyorsak ve ismi nitelendiriyorsa biz bunlara tekil isim diyoruz. Zaten tekil ismin mantığı nedir? İsmi tanımlamasıdır. Çoğula gelirsek arkadaşlar kısaca. Çoğul ise eğer kelime birden fazlayı nitelendiriyorsa çoğuldur. Yani aynı örnekleri verdim ki boy erkek demekti. Boys ise erkekler demek. Yani orada çoğul bir sürü erkek var. Girl bir tane kız demekti. Girls kızlar demek. Book kitap, books kitaplar. Church kilise, churches kiliseler. Box bir tane kutu, boxes birden fazla kutu. Şimdi hocam çoğulları nasıl yapıyoruz? Kuralları birazdan geleceğiz. Buradaki gördüğünüz s takısı arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz s takıları. Kelimelerde bulunan s takıları. Burada her ismin sonunda bulunan s takısı nedir hocam diyorsanız bunlar işte ismi nitelendiriyor ve ismi çoğul yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. Yani bir ismin sonunda şöyle diyelim kısaca. S takısını görüyorsak ya da şu S şu şekilde görüyorsak ya da sadece S veya sadece İ S takısı görüyorsak isimler çoğul oluyor arkadaşlar. Peki buradaki basit örnekleri geçtikten sonra bakalım kural nasıl işliyor. Arkadaşlar şimdi zaten isimler şu şekilde gidiyoruz ilk başta. Bir şeyden bahsederken önce bu şu diyoruz. Zaten isim bu şu neyi nitelendiriyor bize? Herhangi bir nesneyi mi? Yok. Herhangi bir eşyayı mı? Yok. Ama buradaki kuralda ismi nitelendiriyor arkadaşlar. Gösterirken işte bu kitap, bu kitaplar gibi. Bu öğrenci, şu öğrenci, bu öğrenciler, bu adamlar, bu çantalar, bu trenler, bu kitaplar gibi. Buradaki bakalım. Disney'de en basit tabirle arkadaşlar bu demekti. Bu kitaplar. These books eğer biz bu kitap dedikten sonra bu kitaplar diyeceğiz arkadaşlar çoğul yapacaksak. Sadece ne yapıyoruz? Sonuna S takısı koyuyoruz. İsmin sonuna S takısı koyduğumuzda student öğrenciydi. Students öğrenciler oluyor. School S takısı koymazsak tekil oluyor. Okul
Yani bir tane söz konusu, bir tane okul. S takısını koyarsak okullar. Hangi okullar bunlar? Yani birden fazla. Adedini bilmiyorum. Sadece sayı bir geçtikten sonra biz bunları çoğul yapmak için İngilizce'de isimleri cümlenin sonuna, yani daha doğrusu kelimenin sonuna S takısı koyuyoruz. Ama bazı isimlerin sonuna sadece S takısı getiremiyoruz. Bazen isim tamamen değişebiliyor. Kaldı ki biz bunu çok karıştırıyoruz. Özellikle turistik alanlarda. Burada bu adam derken adam, bir tane adamdan bahsedeceksek man diyoruz. Ama bu adamlar dersek man tamamen değişiyor. Yazılışı, okunuşu yine aynı oluyor. Man. Ama yazılışı AE oluyor. Çoğul oluyor arkadaşlar. Bu adamlar. Zaten başında these dediğinizde anlayacağız ki isimle cümle devam edecek ve çoğul olacak. İstisnalar var arkadaşlar. Hepsi bu şekilde mi oluyor? Yok. Hepsi bu şekilde men gibi değişmiyor. Genellikle %90 ya da %95 diyelim. %95 diyelim. Sonuna takı getirdiğimizde, s takısı getirdiğimizde cümle çoğul olmuş oluyor. Arkadaşlar genelde isimlerin sonuna s takısı getiriyoruz. Bunu unutmuyoruz. Kural 1. S takısını mutlaka getiriyoruz. Genellikle isimlerin sonuna s takısı gelir. Yani %95 isimlerin sonuna s takısı gelir ve cümle kelime ne olur? Çoğul kelime olur. Mesela bakalım dog köpek demek. Dogs dediğimizde köpekler. Apple elma, bir tane elmadan bahsederken apple. Apples derken de elmalar. Sonundaki s takısı çoğul ifade ediyor. Boy çocuk, yani erkek çocuk için kullanıyoruz. Boy gördüğünüzde kıza demiyoruz, bir tane de olsa. Boy sadece erkek, bir tane çocuk. Boys dediğimizde çoğunluğa hitap ediyoruz. Yani kızlar, kız çocuklar. Pencil bir tane kalem. Hatta şöyle gösterelim. Pencil bir tane kalem. Ama birden fazla kalem olunca burada iki tane var mesela. Sadece pencil'ın sonuna s takısı getiriyorum. Pencils, kalemler. Cup, fincan, kupa demek. Cups dediğimizde fincanlar. Çoğul oluyor. Aynı şekilde boy, boys devam ediyor arkadaşlar. Ama bunu unutmuyoruz. Genellikle %95 isimlerin sonuna s takısı getirdiğimizde, gramer kuralı, s takısı getirdiğimizde isimlerin sonuna kelime çoğul oluyor. Peki. İngilizce'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Sayılabilir isimler vardır. Sonunu aldıkları s ve es takılarıyla, yani ekleriyle çoğul olurlar. İlk baştaki söylediğimiz ifade aslında bu. Değişen bir şey yok. Genellikle sayılabilir isimlerin sonuna, evet burada biraz değişiklik var. Sayılabilir isimler. Demek ki sayılabilir isimleri gördüğünüzde çoğul yapmak istiyorsanız kelimeyi, burada sınavlarda çokça karşımıza çıkan. Şimdi örnek göstereceğim arkadaşlar. Sayılabilir bir isim olursa zaten biz ismi çoğul yapabiliyoruz. Artı sayılabilir bir isim olursa sonuna s veya es takılarını getiriyoruz ve cümleyi çoğul yapıyoruz. Bakalım. Evet, istisnalar kaideyi bozmaz. Buradaki gördüğünüz işte kelimenin sonu o ile biterse farklı bir takı getiriyorum veya x, s, f veya f veya y ile biterse kelimenin sonuna takı getiriyorum arkadaşlar. Bunları düzensiz gibi düşünebiliriz. Yani şu bakımdan söylüyorum. Çünkü bunlar sürekli karşınıza çıkacak. Bunları istisna olarak düşünün. Bunlar farklı bir kural içeriyor çünkü. Bunları her zaman karşımıza çıkacak olan kelimelere getiriyoruz. Şimdi birazdan göreceğiz. Nerede çıkıyor? İşte watch, izlemek fiil, izlemek mesela. Watches dediğimizde bir çoğul oluyor. Ama watch kelimesi ayrıca bir fiili ifade ediyor, izlemek fiili gibi.
Yarın öbür gün karşımıza çıkacak fiiller konusunda buradaki takılar. Karıştırmayacağız. Bunları sadece isimlerde kullanmış olacağız. Çünkü konumuz isimler. Biz isimleri nasıl tekil ya da çoğul yapıyoruz onlara bakıyoruz şu an. Eğer kelimenin sonu o ile bitiyorsa arkadaşlar, patito, patates demek, patitos, patatesler, kelimenin sonu o ile bitiyorsa diyor ki bana, es takısı getir diyor. Hocam sadece es gelmiyor mu? Yok. Bazen es takısı, bazen es takısı. Neye göre getiriyorum ben bunu? Dilde mantık aranmaz arkadaşlar, kural bu. Eğer bir dili öğrenmek istiyorsanız kesinlikle mantık aramayın. Sadece kural var ve kuralı uygulayın. Benim size tavsiyem. Devam ediyoruz. Sonu X ile bitiyorsa Fox. Sonu X ile biten isim varsa nasıl yapıyormuşuz? Yani X ile bitiyorsa bir isim kelimesi, fiil olmayacak ama. Sonuna ES tıkısı getireceğim. Sonu S ile bitenlere tekrardan S mi getiriyorum? Hayır, tekrardan S getirmiyorum. Zaten S ile bittiği için ES takısı getiriyorum. Bu kadar basit. Sonu F ile bitenler arkadaşlar, wolf, kurt demek. Wolves, çoğul olunca da ES takısı getiriyorum. Bu düzensiz bir kelime olduğu için arkadaşlar bunun çoğulu wolves oluyor. Eğer sonu Y ile biten isimlerde bir önceki harf sessiz ise, yani bakalım story. Y'den önceki harf sessiz ise, Y düşüyor arkadaşlar. Onun yerine ne oluyor? Stories. Onun yerine ES takısı getiriyorum. Geniş zamanda, geniş zaman konusunu işlerken, geniş zaman konusunu işlerken fiillerde ES takısı vardı. Oradaki mantıkla aynı aslında. Bu değişen bir şey yok. Sadece burada isime getiriyoruz biz bu eki. Eğer sonu CH ya da SH ile biten bir isim cümlesi varsa bunlarda ne alıyormuş? Bunlardan sonra sadece S takısı, yani ES takısı getiriyoruz. Başka herhangi bir takı getirmiyoruz. Yani S'den sonra ekstra herhangi bir takı getirmiyoruz. Bunlar altın kuralı arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Her yerde karşımıza çıkacak. Yani karşı taraftan çantalar veya gözlükler, camlar, patatesler, domatesler, eğer bir ismi çoğul yapacaksak her zaman bunları bilmemiz gerekir. Acaba kelimenin sonu X ile mi bitiyordu? X gelirse ES tıkısı getiriyordum. Sesli harfle bitiyorsa, O ile bitiyorsa veya Y ile bitiyorsa ES getiriyordum. Bunları hatırlamamız lazım. Sonu CH ile SH ile bitiyorsa da sadece ES tıkısı getiriyorum. Bunların dışında arkadaşlar kalan diğer isimler genellikle, yani bunları düzensiz olarak da düşünebilirsiniz. Bazı düzensizler vardır. Ortalık karıştırır. Bunlar karıştıranlar veya karıştıranlar veya siz karıştırıyorsak biz karıştırdığımız için karıştırılanlar diye başlık altında hafızamıza yer edebiliriz. Bunların dışında, bu tablodakilerin dışında kalan bütün diğer isimler arkadaşlar genellikle %95 dediğimiz bu %95'te hitap eden isimlerin çoğuna S takısı getiriyoruz. Books, kitaplar, kids, çocuklar, pencils gibi, kalemler gibi genellikle S takısı getirdiğimizde biz bir ismi çoğul yapmış oluyoruz. Bakalım. Bir de şu var. Hani demiştik ya, düzensiz olan isimler var. Biz bu düzensiz olan isimler, hani hatırlarsanız geçmiş zamanda düzensiz fiiller vardı. Fiilin birinci hali, ikinci hali ve üçüncü hali vardı. Orada ne yapıyorduk? Mesela birinci halindeki ile ikinci hali veya üçüncü hali, bazıları aynı oluyor, bazıları değişiyor. Bazıları birinci, ikinci, üçüncü hali tamamen değişiyor. Bazıları tamamen aynı kalıyor gibi. Dediğim gibi arkadaşlar bunun herhangi bir mantığı yok. Sadece bunlar gramur konusunda düzensizler.
ortalığı karıştıranlar olarak tabir edebiliriz. Bunlar düzensiz arkadaşlar. Çoğul hallerini nasıl yapıyoruz biz bu düzensiz isimleri? Örnek verelim. Woman, kadın, woman, kadınlar. Wife, eş, eşler gibi. Az önce demiştik ya, men, erkek, erkekler, çoğul. Niye değişti hocam bu derseniz? Bunlar düzensizler. Tamamen cümle, kelime değişebilir. Tooth, diş, teeth, dişler. Person, bunu genellikle karıştırıyoruz arkadaşlar. Person, bir tane insan demek. Bir adam, bir şahsiyet, bir kişi. Ama people dediğimizde insanlar. Ne yaptık? Person, bir kişi. People, insanlar. Knife, bıçak demek arkadaşlar. Knives, bıçaklar. Değişiyor, görüyorsunuz. Tamamen değişiyor. Bunlar niye değişiyor? Hocam, herhangi bir mantığı var mıdır derseniz asla. Bunlar düzensiz arkadaşlar. Bunlar ortalığı karıştıranlar. Bu şekilde hafızamıza yer edelim. Bazıları aynı kalıyor, bazıları değişiyor. İlk fiillerin, ikinci, üçüncü hallerin nasıl hafızamızda yer etmişse bunları da aynı şekilde hafızamıza kazıyacağız. Yine tablonun sağ tarafında devam ediyor. Burada patito vardı. Patates, patatesler çoğul yaparken bu şekilde. Syllables. Syllable program schedule demek arkadaşlar. Syllable veya syllables. Bu şekilde değişiyor düzensiz oldukları için arkadaşlar. Life. Hayatta bir tane hayattan bahsediyorsanız life. Ama lives derseniz de o zaman çoğul oluyor. Düzensizleri hiçbir zaman unutmayacağız. Çünkü İngilizce'de gramer kuralları var arkadaşlar. Biz bu kuralların %95'ini uyguladığımızda %5'lik kesim düzensiz, kuralsız olanlar var. Biz bunları %5'lik kesimi eğer iyi bir şekilde öğrenirsek %95'ine hakim rahatlıkla olabiliriz. Devam ediyoruz. Evet, hocam bazen de çift olan isimler var. Çift olan isimler, her şey çoğul sayılır. Yani İngilizce'de demek ki çift olan isimler çoğul sayılıyormuş. Ne gibi? Makas, scissors. Burada S takısı var arkadaşlar. Scissors neden çoğul sayılıyor derseniz, şöyle düşünün. Burada bir tutma yeri ikinci iki parmakla tutulduğu için diyebilirim. En basit örnek. Glasses. Burada iki tane göz camı var. Sağ ve sol olmak üzere. Hocam bu çoğul nasıl yapıyoruz? Glasses. Demek ki çift olan her şey çoğul sayılıyor arkadaşlar. Pantolon. İki paçası var. İki giyme yeri, gömlek. İşte iki kolu var mesela. Veya short, pijama gibi. Bunların hepsi çift olduğu için biz bunları çoğul olarak sayıyoruz. Jeans, tights, tight, pijama gibi. Shorts, short olarak aklımızda tutabiliriz veya capri olarak tutabiliriz. Hiç fark etmez. Bunların hepsi çoğul sayılıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü çift. Yani makas tek başına kesmiyor. İki elle tutmamız gerekiyor. Pantolon bir ayakta giyinmiyor. Çift ayağımızı kullanıyoruz. Short, gözlük. Gözlüğün camının tek bir tanesini takamayız. Çift takmamız gerekiyor. Çift olan her ne varsa arkadaşlar, isim olarak ama bak fiil olarak demiyorum. Biz bunları çoğul sayıyoruz İngilizce'de. Burada farklı bir kural işlemiş oluyor. Ama makas, makas örneğini aklınızda tutabilirsiniz. Makas iki parmakla tutulduğu için çoğul. Demek ki makas bir tane diyorsun ama. Gözlük, bir tane gözlük. Neden çoğul oluyor? Çünkü çift arkadaşlar. Bir tane camı gözünüze takamazsınız. Pantolonu tek bir tarafını giyemezsiniz. Makasın tek elinizde kullanamazsınız. Yani tek bir parmağınızla tutaraktan kullanamazsınız. Bunlar çift materyal oldukları için, bir nesne oldukları için bunlar çift oluyor. Ve biz bu çift olan her şeyi çoğul sayıyoruz.
Evet arkadaşlar, eyes. Niye gözler diyoruz, göz demiyoruz? Bir göze de, çift göze de biz eyes diyoruz. Eğer buradaki s'leri atarsak nasıl olur derseniz atamayız. Çünkü biz bunları tekil olarak söylüyoruz ama anlam olarak çoğul ifade ediyor. Tekil bir isim ama çoğul sayıyoruz. Glasses. Bardak diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki örnek mesela binoculars. Dürbün demek arkadaşlar. Dürbün. Dürbünde iki tane göz olduğu için biz buna bu sadece buraya gelen S takısını sonradan mı getiriyoruz derseniz. Hayır asla. Zaten bunlarda bir S takısı oluyor. Shorts. Shorts. Shoes. Ayakkabı. Tights. Tight. Pijama, pijama, pincers, kerpeten. Bakın arkadaşlar nesne itibariyle bunlar çift olan şeyler. Ayakkabı, tek bir tane de ayakkabı deseniz, iki tane veya daha fazla ayakkabı da demek isterseniz çoğul anlamını ifade ediyor. Bunlar aslında bu isimler çoğul ifade ediyor arkadaşlar. Çünkü nesne itibariyle çoğul. Tek bir tane ayakkabı giyip de gezemezsiniz. Devam ediyoruz. Daha sonradan ben bu formatı koyacağım arkadaşlar. Bu dosyayı internete koyacağım, yükleyeceğim. Oradan indirip teker teker inceleyebilirsiniz. Takıldığınız sorularınız olursa mutlaka bana gönderin veya yorum yapın arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler var. Her zaman çoğul olarak kullanılan tekil olmayan isimler var. Ne gibi? Mesela polis. Her zaman çoğul olarak kullanırız. Bir tane polis demeyiz. Polis deriz. Tekil olmuyor bunların arkadaşlar. Polis. Remains. Kalıntı. Yani kalıntılar demek aslında. Bir şeyin kalıntı. Ondan sonra wages. Maaş demek arkadaşlar. Aylık veya haftalık maaş demek. Bunlar her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler. Bunlar belirli. Clothes, eş çamaşır deriz. Çamaşır, clothes. Her zaman çoğul olarak kullanılır. Tekil olmayan isim başlığı altında arkadaşlar. Kettle, riches, servet demek mesela. Archives, arşiv demek. Goods. Ticari mal, eşya demek arkadaşlar. Victuals, erzak demek arkadaşlar. Bunlar neymiş? Her zaman çoğul olarak kullanılan, tekili olmayan isimler imiş. Ama bazı isimler hem tekil hem çoğul olarak aynı şekilde kullanılıyor. Oh. Burada şimdi, evet... İşin rengi değişti. Bazıları hem tekil hem çoğul olarak kullanılıyor. Neymiş onlar? Bu da bir istisna arkadaşlar. Sheep. Hem tekil koyun hem sheep koyunlar olarak çoğul olarak kullanılıyor. Fish balık. Balıklar. Species. Tür. Cins. Türler arkadaşlar. Aircraft. Uçak. Uçaklar. Biz bunları hem tekil isim hem tek çoğul isim olarak kullanabiliyoruz. Eğer ola ki sınavlarda karşımıza çıkarsa biz cümle içerisinde ayırt edebiliriz. Bu kelimeler arkadaşlar, bu isim kelimeleri hem tekil olabiliyor hem de çoğul olabiliyormuş. Sınavlarda karşımıza çokça çıkan kelimelerden bazıları arkadaşlar. Bunlar hem tekil hem çoğul. Ne? Bunlar arkadaşlar sheep, sheep. Yani tekrardan bunlara sheeps veya fishes, veya species, veya aircrafts. Bunlara herhangi bir takı getirmiyoruz. Neden? Çünkü bunlar hem tekil hem de çoğul olarak kullanılıyor. Şimdi örneklere bakalım arkadaşlar. Exercise. Singular, plural diyor. Örneklerde arkadaşlar tekil ve çoğullar var. Hani bu isimler nasıl tekil oluyor? Cümle içerisinde nasıl çoğul oluyor? Onlara bakmış olalım. Cümleyi okuyalım, bakalım. To eat a potato is healthy.
diyor ki patates yemek, bir tane patates yemek sağlıklıdır. Sağlık açısından önemli. Burada diyor ki to eat, biz bunu çoğul yapmak istiyorsak oku takip edelim arkadaşlar. Ne oldu? Sonu o ile bitiriyorsa kelime, biz buna sadece es takısı getiriyorduk. To eat potatoes is healthy. Patatesleri yemek sağlıklıdır cümlesi. İkinci cümleye bakalım. The lady is holding the knife. Arkadaşlar, knife diye yazılıyor. Eğer kn varsa isimde, ama okurken biz bu isim cümlesini k'yi okumuyoruz. Sadece n'den, yani n harfinden başlıyoruz. Knife diyoruz. The lady is holding the knife. Ne yapıyormuş? Bayan bıçağı elinde tutuyor. Bayanlar bıçakları ellerinde tutuyorlar dersek, the ladies, y ile bitiyorsa isim cümlesi neye dönüşüyordu arkadaşlar? Y'den önceki harf sessiz ise ne yapıyorduk? Y'yi atıyoruz. ES takısı getiriyoruz. The ladies are holding the knives. Bayanlar bıçakları ellerinde tutuyorlar. His feet hurt terribly. Feet neydi? Ayaklar arkadaşlar. Onun ayakları berbat şekilde acımış. Onun ayakları, feet ayak, ama burada ne oluyordu? Feet neye dönüşüyordu arkadaşlar? Düzensiz olduğu için feet foot'a dönüşüyordu. Bir sonraki örnekte this man is carrying a parcel. Taşıyor, koli taşıyor, bir şey taşıyor bu adam. Man, bu adam demiştik. Bir tane adamdan bahsetmiştik. Ama bu adamlardan bahsedeceğiz o zaman. These men, bu adamlar taşıyorlar. Neyi taşıyorlar? Koliyi, kutuyu. There is a match tonight. Bu akşam bir maç var diyor. Bu akşam maç var. Yani bir tane maçtan bahsederken. Ama ne yapıyoruz? Eğer sonu CH ile biten bir şey varsa, bu düzensizdi, değişiyordu. Biz ne yapıyoruz? CH'den önceki sessiz harf olduğu için ne yapıyoruz? Match sonuna CH ile bitiyorsa, daha doğrusu sonuna ES takısı getiriyoruz. There are matches tonight. Bunlar en fazla kullanılan isim kelimeleri arkadaşlar. En fazla sıklıkla karşımıza çıkan isim kelimeleri. Bunları bilmiş olmamız gerekiyor. Diyor ki, for each of the following sentences, her bir kelime için change the subject of the verb to the plural. Hepsini çoğula dönüştürün. Birinci örnekte the box was empty. Kutu boş diyor arkadaşlar. Box, bir tane kutudan bahsettik. Kutular boştu. Geçmiş bir cümle yaparken veya şu anki kutulardan bahsedeceksek, X ile bitiyor ise ki isim cümlesi, isim kelimesi, S takısı getiriyoruz. Kutular oluyor. Kutular boştu. Geçmiş zamanlı bir cümle. İkinci soruya bakalım. The river, nehir demek arkadaşlar. The river flows to the sea. Nehir, bir tane nehir, yani bu nehir denize dökülüyor. Flows, akmak, yönelmek, dökülmek arkadaşlar. Nehir denize dökülüyor. Nehirler dersek, the rivers flow to the sea. Nehirler denize dökülür. Sadece s takısı getiriyoruz. Düzenli bir isim kelimesi olduğu için. Ne dedik? Düzenli olanların. Bu ortalığı karıştırılan veya karıştıran isim kelimelerin haricinde, bu düzensiz isim kelimelerin haricindekilerine ne yapıyorduk? %95'ine genellikle S takısı getiriyorduk. River, düzenli bir isim kelimesi olduğu için sonra sadece S takısı getiriyoruz. The hat was on sale. Hat şapkaydı arkadaşlar. Şapka satılıktı. Satılıkmış. The hats were on sale. Şapkalar satıldı. Düzenli bir isim kelimesi olduğu için sadece sonuna s takısı getirmiş olduk. Bu şekilde çok basit arkadaşlar. Sonra
Son örneğimiz. Son örneğimiz bakalım. Burada da bazı isim kelimeleri var. Bunların çoğulu nasıl oluyor? Diyor ki bize change to the plural. Singular neydi? Tekil, plural, çoğul. Çoğula yapalım. Değiştirelim arkadaşlar bu kelimeleri. Flower, çiçek. Flowers, çiçekler. Boat, tekne. Boats, tekneler. Woman, kadın. Bir kadın, bir bayan. Woman, kadınlar. Yani bayanlar. City, şehir. Bir tane şehirden bahsedeceksek. Ama şehirler dersek cities. Ne yaptık? Y'den önceki harfe baktık. Ve sonu Y ile bittiğinde ne yapıyorduk? Y düşüyordu arkadaşlar. Sadece S takısı getiriyorduk. Umbrella. Şemsiye demek. Umbrellas. Şemsiyeler. Birden fazla olduğunda çoğul yaptık. Adres. Adres arkadaşlar. Addresses. Adresler. Adresin arkadaşlar bir ikinci anlamı da şudur. Adres bir de özellikle şu için bazı seminerlerde, toplantılarda karşımıza çıkabilir. Hitap etmek demek arkadaşlar. Fiil hali de var aslında. Bu hem isim hem fiil kelimesi. Ama biz fiilde çok fazla karşımıza hayatımızda çıkmayabilir. Ama isim olarak adresin bildiğimiz adres anlamı olduğunu bilelim. Knife, bıçak, knives, bıçaklar. Sandviç. Sandviç bir taneden bahsediyorsak ama gittiğimizde birden fazla sandviç istiyorsak sandwiches CH ile bittiği için sadece S takısı getiriyoruz. Family bir aile, families aileler, birden fazla aile. Foot ayak, feet ayaklar. Ne yapmış olduk? İsim kelimelerini çoğul haline dönüştürmüş olduk arkadaşlar. Ben bunu bırakıyorum. Eki arkadaşlar dosyayı indirebilirsiniz. Sorular varsa mutlaka bekliyorum. Bundan sonra güncel olarak, online olarak takip etmenizi, katılmanızı isterim. Abone olmayı unutmuyoruz mutlaka. Beğeni ve yorum bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.